Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizinle farklı bir çalışma yapacağız. Çalışmamızın hedefi yazdığımız bir kodu öncelikle kod olarak yazma, daha sonra onu bir class oluşturup class'ın içine bir metodun içine koyma, daha sonra parametre kullanarak bu kodu yazma ve en sonunda da bu yazdığımız, oluşturduğumuz class için test class oluşturup bu kodumuzu ya da class'ımızı diyelim test etmek. Test etmek biliyorsunuz önemli. Yazdığınız kodları test etmeniz gerekiyor. Çalışıp çalışmadığını sisteme aktarmadan önce test etmeniz gerekiyor. O yüzden testler önemli. Onlarla alakalı birkaç video çekmek istiyorum. Hemen başlayalım. Bu kez PowerPoint'te hiçbir şey yazmadım. Direkt beraber adım adım beraber yazacağız her şeyi. Ne demiştik? Öncelikle iki sayıyı toplayan bir kod yazalım. Class falan oluşturmuyoruz arkadaşlar. Önce adım adım göstermek istiyorum. Daha sonra size linki vereceğim. Kodları yazdığım kodları bir yere ekleyip linkini size vereceğim arkadaşlar. Öncelikle iki sayıyı toplayan bir kod yazalım. Şu şekilde bir integer'ımız olması gerekiyor. Biz buna num1 diyelim. Buna bir değer verelim. 12 diyelim. İkinci bir integer alalım. Ona da num2 diyelim. Onun da değeri ne olsun arkadaşlar? 8 olsun diyelim. Evet, bu şekilde iki integer aldım. Şimdi üçüncü bir değişken tanımlıyorum. Bu da integer olsun. Bunun adı sum olsun ve bizim birinci ve ikinci integer'e eşit olsun arkadaşlar bu. Bu şekilde bir kod yazıyorum. Daha sonra bunu system debug diyorum. Ve sum'ı şu şekilde şey yapabilirsiniz. Sum. Daha sonra plus deyip değişkenimizi yazabiliyoruz. Şu şekilde iki sayının toplamını hesaplayan bir kod yazabiliyoruz. Bunu daha önce çalıştınız. Öncelikle iki değişken belirledim. Bu değişkenleri toplayan başka bir değişken belirledim. Ve bu değişkeni sistem debug'ın içine koyarak iki sayının toplamını görmek istiyorum. Bunu execute yapıyorum arkadaşlar. Bakıyorum 12 ile 8'in toplamı 20. Bu bana veriyor. Sonucunu bana veriyor. 12 ile 8'i topluyor. Şimdi benim istediğim öncelikle kodu anonymous window'da yazmak. Kod olarak class falan yazmıyor. Metot oluşturmuyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Bütün testlerde yani bu seride böyle çalışacağız. Öncelikle kod yazacağız. Daha sonra kodu class'ın içine koyacağız. Eğer parametre yoksa parametre ile nasıl yapılır onu göreceğiz. Daha sonra oluşturduğumuz class'ı test edeceğiz ve %100 kod coverage'ı elde etmeye çalışacağız. Şimdi bunu alıyorum ben. Önceden oluşturduğum bir class'ın içine koyuyorum. Şöyle Apex Code diye bir class oluşturdum. Sürekli bunu kullandığım için içini boşaltıyorum. Yoksa yeniden class oluşturabilirsiniz. Bunun içine direkt koyamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Bir metot oluşturmanız gerekiyor. Şu şekilde bir metot oluşturuyorum. Public diyorum. Static diyorum. Void diyorum ve ondan sonra metodun adı ne olsun arkadaşlar? Addition olsun. Addition diye bir metot şey yapıyorum. Parametre geçmiyorum bu kez. Onu ikinci adımda yapacağım. Direkt içine yazdığımız kodu koyuyoruz arkadaşlar. Biraz önce sadece kod olan bizim yazdığımız şeyler şimdi bir class'ın içinde, bir metodun içinde oldu. Şimdi tabii class'ın içinde böyle yazınca direkt hani execution yapamıyorsunuz. Anonymous window'a gelip çağırmanız gerekiyor sizin oluşturduğunuz class'ı. Nasıl çağırıyorduk hatırlayalım. Class name'i alıyorsunuz. Nokta. Ondan sonra method name. Parametre olmadığı için sadece parantezleri ekleyip noktalı virgülü kapatınca siz bunu bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Böyle çağırdığınız zaman bu metodun içinde ne varsa hani system debug varsa onu görmüş olursunuz. Execute diyorum ve sonucu görüyorum. Yine aynı sonucu elde edeceğiz. 20 sonucunu elde edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Biz ne yaptık? Oluşturduğumuz kodu bir metodun içine koyduk. Bir class'ın içindeki metodun içine koyduk. Static olduğu için bu şekilde instance oluşturmadan çağırdım.
static olmasaydı instance oluşturacaktık ama static olduğu için direkt böyle çağırabiliyorsunuz. Tekrar şu şekilde yazayım isterseniz yorum şeklinde. Öncelikle class name'i koyuyorsunuz. Sonra nokta method name'i koyuyorsunuz. Daha sonra da varsa parametre parantez içinde parametre olmadığı için noktalı virgülü kapatıyor. Bu şekilde biz oluşturduğumuz bir metodu class'ın içinden çağırabiliyoruz. Şimdi bir sonraki aşamada ben bunu biraz daha ilerletip parametre koymak istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Num1, num2'yu biz böyle tek tek kendimiz belirlemeyelim. Parametre koyarak alalım. O zaman sürekli buradan değiştirebileceğiz. Diyelim ki şuraya 12, 8 koyduk. 12, 8 buraya koyduğumuz rakamlar otomatik buraya gelecek. Buradan da bizim metodun içindeki değerlerinin yerini alacaklar. Arkadaşlar öyle yapalım. Şimdi num1, num2'yi buradan kaldırıyorum artık. Şu şekilde. Num1, num2'yi ben nereye koyuyorum arkadaşlar? Tabii ki parametrelerin yerine koyuyorum. Tanımlamam gerekiyor çünkü hiçbir yerde tanımlamamış. Num1 diyorum. Virgül integer. Şöyle kodumuzu biraz küçültelim arkadaşlar şu şekilde. Biraz büyük oldu. Bu pencereyi biraz küçültüyoruz. Integer num2 diyoruz. Ve bu şekilde iki tane integer oluşturuyoruz. Şu anda siz bunu şey yapsanız, save yapsanız problemle karşılaşmazsınız. Çünkü burada kullandığınız değişkenler burada tanımlanmış. Ha, burada tanımlandığı için siz metodu çağırırken içine parametreleri girmeniz gerekiyor. Ne girmeniz gerekiyor? İki tane integer. İki tane integer. Çünkü burada size söylüyor. Bir integer, iki integer. Başına integer yazanlar oluyor. Kesinlikle yanlış. Sadece integerleri girin. 12 ile 8'i giriyorum. Şimdi run yapıyorum. Yine run yapacak. Biraz daha geliştirmiş olduk kodumuzu. Çok simple yazmıştık. Sonra class'ın içine koyduk. Sonra da parametrelerle çağırmaya çalıştık. Şimdi aynı sonucu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi açalım class'ımızı. Bu şekilde. Şimdi bir class oluşturduk. Bu class'ın içinde bir metodumuz var. İçine iki tane parametre geçiyoruz. Bu parametreler sayesinde yani bir hesap makinesi gibi oldu artık. Siz ne zaman sistem diban içindeki şu rakamları değiştirirseniz sonuç değişmiş oluyor. Gerçekten bir hesap makinesine benziyor. Böyle bir kod oluşturduk. 12 ile 8'i topluyor. Siz buraya 12 ile 20 deseniz onu da toplar. Her şeyi toplar. Bu bir hesap makinesi gibi şu anda. Bir function. İki sayı toplayan bir function diyelim. Şimdi biz bunu test etmek istiyoruz arkadaşlar. Test etmek istiyoruz. Test etmek için yeni bir class oluşturmanız gerekiyor. Daha önce birinci videoda bahsetmiştik ama unutanlar için tekrar sıfırdan yapmayı düşünüyorum. Open diyelim. Daha önce ben open bu Apex kodlarla alakalı bir test yapmıştım. Onu açalım arkadaşlar ve içini boşaltalım. İçini tamamen boşaltıyorum. Şu şekilde. Şurayı boşaltıyorum. Şuraları hepsini boşaltıyorum şu şekilde. Bir class, boş bir class oluştuğunu düşünün. Siz oluşturduğunuz zaman bu şekilde boş olacak. O yüzden ben içini boşalttım. Şimdi birinci olarak şunu yapmanız gerekiyor. Bu bizim normal bir class değil. Bu bizim test class'ımız. O yüzden hemen class'tan önce add is test yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Birinci şey bu. Unutmayalım. İkinci olarak da oluşturduğumuz metodun başına da aynı şekilde is test deyip ondan sonra metot oluşmak lazım. Yine public static void şeklinde metotumu oluşturuyorum. Public static void. Bir metot ismi düşünelim. Diyelim ki test metot diyelim. Çünkü benim burada test edeceğim tek bir şey var. İki sayı topluyor mu toplamıyor mu? Başka böyle condition'ımız yok. Yani if, else öyle şartlarımız yok. Ya da birden fazla metodum yok. Tek bir metodum var. Hani ikinci bir metod olsa onu da test etmemiz gerekiyor. Ama sadece şunu test edeceğim için tek bir metot bana yetiyor. Tek bir test metodu bana yetiyor. Şu şekilde parametre geçmiyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Ondan sonra parantezimizi açıp bizim şurada çağırdığımızı artık test metodu içinde çağırıyoruz. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Biz bunu alıyoruz buradan. Aynı şekilde şu test metodunun içinde çağırıyoruz bunu arkadaşlar. Apex Codes.edition 12.8. Yani bu çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağız. Evet arkadaşlar. Bunu artık kapatıyorum. Bunu kaydediyorum. Evet burada unexpected diyor. Ne diyor? Bakalım. Public study'yi kaldıralım. Static var mıydı? Study.
Evet, burada şöyle bir hata yaptık. Test metot key reserve edilmiş bir kelime, keyword. Bunu kullanamazsınız. Buna test metot A diyelim. Şu şekilde rengi değişik görüyorsunuz. Şimdi kaydedelim. Şu anda problem yok arkadaşlar. Şu anda ne yaptık biz arkadaşlar? Normalde şu ana kadar yaptığınız bütün class'ları bu şekilde test edebiliyorsunuz. Birincisi, en önemlisi, class'ımızdan önce, oluşturduğumuz class'tan önce, class name'den bir önceki satırda add is test yazmanız gerekiyor. Bunu aynı şekilde oluşturduğunuz bütün test metotlarının da başına koymanız gerekiyor. İkinci olarak da artık test etmek istediğiniz metot ve class'ı çağırıyorsunuz. Yani metodu diyelim. Hangi class'taydı? Apex Codes class'ının içindeki addition metodunu çağırmam gerekiyor. Bakıyorum iki tane parametre geçmem gerekiyor. Buraya da parametreleri geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra bunu test edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. Başka bir şey değil. apexCodes.addition. Bu şeyi çağırmanız gerekiyor. Class'taki metodu çağırıyorsunuz. Yani daha önce burada çağırıyorduk. Şimdi burada çağırıyoruz. Test class'ının test metodunun içine çağırıyoruz. Şimdi biz bunu run yapalım. Şu is testi yazdıktan sonra run test burada gözüküyor. Eğer onu yazmazsanız bu burada gözükmez. Normalde bir önceki class'ında gözükmüyor. Çünkü test class'ı değil o. Bu bizim test class'ı olduğu için burada gözüküyor. Run diyorum. Şu anda run yapıyor arkadaşlar. Class'ımızı test ediyor. Yani şu Apex kodu göreceğiz. En alta bakın arkadaşlar. Şurada test diye bir buton var. Oraya tıklayın. Görüyorsunuz yeşil yanıyorsa, statüsü yeşil ise demek ki başarıyla tamamlanmış. Ama içine bakabilirsiniz. İçindeki her şey başarıyla tamamlanmış mı? Tek bir metodumuz var ve metodumuz başarıyla test olmuş. Şimdi bakmanız gereken şey, ikinci şey, sizin kod coverage ne? Normalde sizden istenen %75'in üstü, en az %75. Ama siz %100'e ulaşmaya çalışın. Bakıyorum arkadaşlar, şurada görüyorsunuz. Hemen şöyle kaleme alalım, çizelim. Şurada bizim oluşturduğumuz class burada. Class'ımızı test ettik ve %100'e ulaştığımızı görüyorsunuz. Yani şuralara bakmanız lazım. Burada hepsi yeşil mi? Hepsi geçmiş mi? Bazen yeşil yanıyor ama içindeki bir metot geçmemiş olabiliyor. O yüzden burası %100'ün altına düşüyor. %100 mü? Evet. Hepsi geçmiş mi? Evet. Tamam. Yani başarıyla biz şu anda oluşturduğumuz class'ı test etmiş olduk. Burada göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Diyelim ki normalde şöyle bir şey var. Siz şunu, şuradaki ifadeyi bir değişkene eşitleyebilirsiniz. 12 ile 8'in toplamı ne? Bize ne olarak dönüyor? Integer olarak dönüyor. Siz bunu integer result şeklinde bir değişkene eşitleyip daha sonra sistemin şöyle bir metodu var. Sistem nokta assert diye bir metodu var. Görüyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Şöyle assert equals bir dakika şöyle yapalım. Sistem nokta assert diyelim. Şunu kullanabiliyorsunuz. Void diyor. Evet, bunu kullanabiliyorsunuz. Şunu demek niye kullanıyoruz onu söyleyeyim. Bizim beklediğimiz cevapla gerçek cevap aynı mı? Şimdi siz bir metot yaptınız. 12 ile 8'i toplamak istiyorsunuz. Kafanızda topluyorsunuz. 12 ile 8'in toplamı ne? 12 ile 8 20 sonucunu verdiğini biliyorsunuz. Peki bizim test ettiğimizde aynı sonucu alabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Şuradaki expected dediği bizim beklediğimiz sonuç. Yani kafamıza hesapladık ya da hesap makinesini kullandık. 12 ile 8'in toplamının 20 olduğunu biliyoruz. Buraya 20 diyoruz. Peki bizim şu test metodumuzun hesapladığı sonuç da aynı mı? Sonucu da şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Actual yani metodun hesapladığı sonuç ile bizim kafamıza oluşturduğumuz sonuç aynı mı? Bunu ölçmemiz gerekiyor. Ama burada şöyle bir hata ile karşılaşıyorsunuz. Eğer siz assert equals bu sistemin bu metodunu kullanmak istiyorsanız o zaman şunu kullanmak istiyoruz. Problemlerle karşılaşıyorsunuz. Birinci problem diyor ki void olduğu için olmaz diyor. Void olduğu için yapamazsınız diyor. Şurada görüyorsunuz. Void olduğu için yapamazsınız diyor. Yani siz sistemin şu metodunu kullanmak istiyorsanız sizin class'ınız void olmaması gerekiyor. Yani return'ı olması gerekiyor.
return'lü olması gerekiyor. Non void olması gerekiyor. O zaman biz bunu önce non void yapalım. Daha sonra biz bu metodu kullanıp, aslında bunu kullanmak çok güzel bir şey. Siz bunu kullandığınız zaman beklenenle gerçek sonucu birbirine eşitleyebiliyorsunuz. Ben 20 bekliyorum. Sonuç 20 mi? Ona bakabiliyorsunuz. O yüzden gördüğünüz gibi illegal assignment diyor. From void to integer olmaz diyor. O yüzden ben burayı void yapmıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Integer yapıyorum. Çünkü benim sonucum integer. Ben burada return olarak şurada integer almam gerekiyor arkadaşlar. Integer almam gerekiyor. Şöyle yapalım. Metodun içine yazmamız gerekiyor. Return ne olacak arkadaşlar? Tabii ki sum olacak. Sum sonucunu alacağım ben. Çünkü return'ım o benim. Toplam sonuç, en son sonuç. Sum da integer olduğu için, burası da integer olduğu için bir problemle karşılaşmayacağız. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta problem yok. Çünkü burası artık non void oldu, integer oldu. Return'ümüz de sum. O yüzden problem yok. Eğer return'ünüz yoksa assert equals metodunu, bu sistemin bir metodu, bu metodu kullanamazsınız. Şu anda kullanabiliyorum. Tekrar ediyorum. Benim metodu çağırdığım kısmı bir değişkeni eşitliyorum. Daha sonra o değişkeni bizim buradaki ikinci kısma koyuyorum. Burası gerçek sonuç. Bir de benim expected, yani kafamda oluşturduğum sonucu yazıyorum. Eğer bunlar birbirine eşitse %100 sonucunu almam gerekiyor. Kaydediyorum. Run test diyorum. Sonra testlere geliyorum. Görüyorsunuz yine %100 aldık. İçine bakıyorum. %100 aldık. Daha sonra şuradan da Apex Code'a bakıyorsunuz arkadaşlar. %100. İçindeki bütün satırlar geçmiş. Başarıyla şu anda sonuçlandı. Eğer siz böyle bir kod yazıyorsanız ve %100'e ulaşıyorsanız demek ki başarılısınız anlamına geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.